Herkese merhaba. Dubai'de Eylül'ün ortalarındayız. Yani bu artık hava güzelleşecek ve dışarıda vakit geçirmeye başlayabileceğiz demektir. Tabii bu Covid'den dolayı da bol bol evde vakit geçirdik. O yüzden bu süreçte plan yaptığımız tek yerde balkonumuz olabiliyor. 3 sene sonra nihayet balkonu birazcık güzelleştirme ve birazcık böyle farklı bir dekorasyon yapmaya ikna edebildim Emine. Bugün birazcık işin ameliyasyon kısmıyla başlayacağım. Ben biraz seviyorum böyle işleri, iyi geliyor uğraşmak. Şu arkamdaki masa ve sandalyeleri zamanında Carrefour'dan almıştık. Ve ben dışlarını bir cila almıştım IKEA'dan. Bir cila almıştım ama böyle yanlış bir şey aldım herhalde, yapış yapış olmuşlardı. Sonra zaten hep dışarıda durduğu için biraz eskidiler. Şimdi balkonun yeni olacak dizaynıyla beraber bunları da güzel bir zımparalayıp, şöyle bir vernikleyip bir güzelleştirmeyi deneyeceğim. Biraz doğaçlama gelişecek. Bakalım. Bir adet zımpara kağıdım var. Fırçam var. Fırçayı biraz küçük almışım. Bu inç santimetre hesabından dolayı kafam karışmış. Bir de mat bir verniğim var. Gördüğünüz gibi bayağı bir eskime olmuştu. İşte aşınmalar da olmuştu. Biraz bu bakım şeyleri yazıyor ama biz pek dikkat etmiyoruz. Aman nasıl olsa eskiyecek zaten, geçeceğiz burada diye. Ama şimdi bir bakım yapmak güzel olacak. Zımparayla başlıyoruz o zaman. Şöyle zımparalanmış ve doğal halinin arasındaki farkı görebilirsiniz. Aslında amacım birazcık böyle desen katmaktı. Çok kahverengiydi çünkü. Ama kolay olmuyor. Keşke bu kağıtlardan almak yerine şu taş gibi olan şeyler var. Daha kolay tutabilirmişim elimde. Neyse, biraz vakit alacak. Para bitti. Tabii insan her gün yaptığı bir iş olmayınca ne kadar pis bir iş olduğunu tam tahmin edemiyor. Biraz her yer battı, ellerim de battı. İnşallah güzel olur. Vernik aldım. Şimdi verniklemeye başlıyorum. Döşeme kısmına geçiyoruz. Kelimeyi bulamadım. Yapay çimimiz burada. Şöyle duruyor geldi. Bu çim olayını araştırınca gördük ki bayağı bir sektörmüş. Yani öyle basit bir şey değilmiş. İşte bayağı çeşitleri varmış falan. Çok pahalı olanları da var tabii ki. Çok ucuz olanları da var. Biz herhalde en ucuzlarından birini aldık internetten. Yani öyle 2'ye 4 metre bir şey aldık. Öyle kendimiz keseceğiz. Normalde tabii Emin bana yardım edecekti. Ama şu an Kaan'la o ilgileniyor, sağ olsun. O yüzden ben tek başına yapmaya çalışacağım.
burayı bu kadar temizledim, o yüzden bekletemem. Yoksa hemen tozlanabilir. Bugün mutlaka kaplamam lazım. Minderlerimiz geldi. Üzerine biraz da dekorasyon yaptık. Çok keyifli oldu. İçeriden balkona doğru bakarken bile gerçekten içimiz açılıyor şu anda. Ev için süper bir yenilik oldu. Bizim için de süper bir motivasyon oldu.